Herkese merhaba, ben Tamga Türk editörlerinden Betül. Haftanın öne çıkan haberleriyle Tamga Türk'ünden başlıyor. Müzik Değerli izleyiciler, İran'ın faşist Molda diktatörlüğünün elebaşı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Reisi ve beraberindeki heyet hayatını kaybetti. İranlı bir yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre kaza yoğun sis altında dağlık araziyi geçerken helikopterin düşmesi sonucu meydana geldi. Reisi'yi taşıyan helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim de bulunuyordu. İran diktatörünün cesedinin yerine Türk Akıncı İHA'sı ulaştı. Akıncı İHA, Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti. Tesbitin ardından koordinatlar İran makamlarıyla paylaşıldı. Türk Akıncı İHA'sının çalışmaları sonucunda Reis'in cesedine ulaşıldı. Akıncı İHA görevini başarıyla tamamladıktan sonra Van Gölü üzerinde Mübarek Türk bayrağını çizdi. Reis'in ölümü nedeniyle Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. İran'ın faşist Molla diktatörlüğünün elebaşı İbrahim Reis'i taşıyan helikopter kaza yaptı. Reis'i ve beraberindeki heyet hayatını kaybetti. İranlı bir yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre kaza yoğun sis altında dağlık araziyi geçerken helikopterin düşme sonucu meydana geldi. Reisi taşıyan helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Hiyan ile Doğu Bu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim de bulunuyordu. İran diktatörünün cesedinin yerine Türk Akıncı İHA'sı ulaştı. Akıncı İHA, Reisi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti. Tespitin ardından koordinatlar İran makamlarıyla paylaşıldı. Türk Akıncı İha'sının çalışmaları sonucunda reisinin cesedine ulaşıldı. Akıncı İha görevini başarıyla tamamladıktan sonra Van Gölü üzerine Mübarek Türk bayrağını çizdi. Reis'in ölümü üzerine İran'da 5 günlük yas ilan edilirken Türkiye'de de 1 günlük yas ilan edildiğini duyuruldu. Reis için ilk cenaze töreni Tebriz'de düzenlendi. Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler Şüreda Meydanı'ndan Musalla Meydanı'na götürüldü. Reisi son yolculuğuna onu yalnız bırakmak istemeyen gönüldaşları tarafından büyük bir kalabalık eşliğinde uğurlandı. Kalabalık arasında izdam yaşandı. Tebriz'de cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayan merasimler Kum kentinde ve Tahran'da da devam etti. Tahran'daki törende reisinin cenaze namazını faşist mollaların başı Hamaney kıldırdı. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki skandallara her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, Aralarında emniyet müdürlerinin de olduğu yedi şüpheli tutuklandı. Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada ise bir gizli tanık ifadesini geri çekti. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Türkün haberine göre, Çelik ifadesinde kendisine yöneltilen soruların büyük bir bölümüne, ben il emniyet müdür yardımcısı olduğum için konuları şube müdürü takip eder. Beni de o konuda bilgilendirir cevabını verdi. Çelik ifadesinde, Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yapılan operasyonun bütün iş ve işlemlerini yürüten şubeden sorumlu, il emniyet müdür yardımcısı olmamdan dolayı adımı karalamak için yurt dışına kaçan gizli tanık video hazırlamıştır. Bu görüşmelerde gizli tanık kendisini güvene almak adına bilgisi ve ilgi alakası olmayan herkesi dillendirebilir dedi. Serdar Serçelik ile hiçbir telefon konuşmasının olmadığını dile getiren Murat Çelik, genel hatlarıyla ile gizli tanığın söylediklerinin bir karalama olduğunu, organize şube müdürü Kerem Gökay Öner'in çalışmalarda devre dışı bırakılmadığını Öner'in bu iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Öner'in şube müdürü olarak geniş yetkileri olduğunu belirten Çelik, ''Benim kimseye Kerem müdüre bilgi verilmemesi, soruşturmadan dışlanması gibi bir talimatım olmadı.'' dedi. Murat Çelik, organize müdür yardımcısı Şevket Demircan'a veya başka birisine herhangi bir siyasi hakkında Serdar Sertçeli'ye Gizli tanıklık yaptırılması için asla talimat vermedim, görüşmedim. Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışı ile ilgili herhangi bir ilgimi ve bağlantım yok. Siyasi kişilerin veya dosya ile ilgili olmayan ancak kamuoyu tarafından bilinen kişilerin Serdar Sertçelik'in gizli tanıklığı vasıtasıyla soruşturmaya dahil edilmesi gibi talimat vermedim. Herhangi bir siyasetçi veya kamuoyunun bildiği tanıdığı kişiyi organize şubeyi kullanarak takip ettirmedim ifadelerini kullandı. İfadesine ulaşılan Organize Şube Müdürü Şevket Demircan, Serdar Selçelik'in telefondan konuşan Organize Şube Müdürü olduğunu belirterek telefon konuşmalarının kendisine ait olduğunu ancak kesildiklerini dile getirdi. Demircan, konuşmamda geçen patlattan kastım gizli tanık daha önce savcılıkta verdiği ifadede SS'nin karışmış olduğu ve ABK'nın dahil olduğu silahlı yaralamayı anlatmıştı. O yüzden varsa bir şey ekleyelim demek istedim. Dosyaya bir şey katmak eklemek gibi bir düşüncem olmadı dedi. Çelik Tan'ın konuşmaları kayda aldığını tahmin ettiği için kendisinin de kayda aldığını ifade eden Demircan, Çelik Tan'ın yurt dışına kaçırılması konusunda kimseye talimat vermediğini belirtti. Demircan ifadesine ABK dosyasına alakası olmayan kişilerin eklenmesi ya da siyasi bir kişi dinleme, dosyaya ekleme talimatı da almadım. Usulsüz bir dinlemede yapılmasına sistem izin vermez. Soruşturma makamının talimatları yerine getirildi diyerek sonlandırdı. Organize Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Ufuk Gültekin 4-5 ay boyunca Örgüt için mücadele ettiğini itiraf ederek 16 gün boyunca eve gitmediği zamanlar olduğunu dile getirdi. Örgüt tarafından hedef gösterildiğini ifade eden Gültekin hakkında koruma kararı olduğunu, bu nedenle adresini vermediğini söyledi. Örgütün ikinci adamını kaçırma gibi bir durumu söz konusu olmayacağını, bahsedilen şahsın gizli tanık olduğu dönemde muhbir olarak örgüte bir takım bilgiler verdiğini ifade etti. Zorunlu olmadıkça kaçan şahısla görüşme yapmadığını, şahsın kaçmadan önce kendisine mesajlar attığını söyleyen Gültekin, ailesinin mağdur olduğunu ve suç örgütü tarafından tehdit edildiğini dile getirdi. Organize Şube'de görevli Komiser Metehan'ın ilk kez ifadesinde, Serdar Selçeli'nin kaçırılmasıyla bağlantısı olmadığını, sadece telefon ortak bas söz konusudur, bu da tek başına değerlendirilemez dedi. Ama, 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 ama. Türk siyasetinden sonra artık Türk futbolu da olaysız bir gün geçiremiyor değerli izleyiciler. 19 Mayıs pazar günü oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maç öncesindeki ve sonrasındaki olaylarıyla gündeme bomba gibi düştü. Derbi öncesi Fenerbahçeli futbolcular zemin kontrolü için maç öncesi sahaya çıkıp yarı alanda beklerken diğer yarı alanda bulunan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakçı'nın tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik büyüdü. Olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler futbolcularla birlikte sahaya çıkıp galibiyeti kutlamak istedi. Ancak buna izin verilmedi. İlerleyen dakikalarda saha içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan arasında gerginlik yaşandı. Ali Koç'un Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin." dediği görüldü. Sağ içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü Ali Çelik Kıran ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün de darbe aldığı görüldü. Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü. Sayın seyirciler AKP istibdatı genç kuşağın eğlenmesine de izin vermiyor. Başkanları Erdoğan tarafından ülkedeki gençlerimize her fırsatta sosyalleşmeyi ihmal etmemeleri çağrıları yapılırken, Uludağ Üniversitesi'nden çağ dışı bir yasak kararı gündeme geldi. Üniversite rektörlüğü öğrenci topluluklarının bahar şenliği başvurusunu "Kızla erkekli konserler istemiyorum diyerek reddetti. Yönetimin ayrıca Görüklü'de Nilüfer Gençlik Meclisi ile birlikte alternatif bir festival düzenlemek isteyen öğrencileri, festival alanını ve kurdukları toplulukları kapatmakla tehdit ettiği bildirildi. Rektörlüğün festival sorumlularına yaptığı açıklamadaysa, ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartları değerlendirmek zorundayım. Artık eskisi gibi bizim ahlak ve geleneğimize uygun olmayan, tasvip etmediğimiz şenlikler olmayacak dediği öğrenildi. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, Uludağ Üniversitesi'nde bahar şenliği yapmak isteyen öğrenci toplulukları, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile anlaşamaması üzerine Nilüfer Gençlik Meclisi ile birlikte 16 Mayıs Perşembe günü Görükle'de bir gençlik festivali gerçekleştirdi. Festivalde Z Doğa Derneği öncülüğünde birçok topluluk ve dernek yer aldı. Böylece üniversite yerleşkesinin olduğu Görükle'de topluluklar ve diğer platformların atölye çalışmalarını gerçekleştirmelerine bir alan açıldı. Festivalde öğrenci toplulukları etkinlikler ve konserler gerçekleştirildi. Festivalin sonunda söz alan etkinlik kolaylaştırıcısı ve festival yürütücülerinden Burhan Kurtulmuş Aytoslu, üniversite bahar şenliği için toplulukların ve kendisinin rektörlük ile görüştüğünü belirterek, rektörlük artık eskisi gibi bizim ahlak ve geleneğimize uygun olmayan, tasvip etmediğimiz şenlikler olmayacak. Akşam saatlerinde kızlı erkekli böyle konserler istemiyorum. Geçen festivalde izin verdik, benim başımı yaktınız dedi. Rektörlük festival karşıtı bildiriyi kastederek ayrıca, Ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartları değerlendirmek zorundayım diyerek bize geri dönüş yaptı dedi. Konuşma esnasında alanda bulunan yüzlerce genç rektörlüğü ve üniversite yönetimini yuhalayarak protesto etti. Açıklamada ayrıca festivalle yer almak isteyen topluluklara izin vermeyen yönetimin aynı zamanda birçok topluluğu kapatma ile tehdit ettiğine de değinilerek topluluklarının ve festival yürütücülerinin Nülüfer Belediyesi ile görüşüp onların düzenleyici bir festivalle yer alabileceklerini belirtmeleri üzerine sistemli olarak topluluk başkanlarının kültür müdürü ve SKS daire başkanı tarafından çağrılarak çeşitli üsluplarda tehdit ve gözdağına maruz kaldığı belirtildi. Failleri belli olsa da sorumlularının hala hesap vermediği Sinan Ateş soruşturması gündemdeki yerini korurken, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla davanın seyrini değiştirebilecek çarpıcı iddialarda bulundu. Tüm MHP cinayetin hazırlık sürecini biliyordu dedi. Fatih Altaylı'ya konuşan Ayşe Ateş programda kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek Erdoğan'a seslendi ve Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Ayşe Ateşi de öldürecekler. Haberiniz olsun dedi. Evet, bana yönelik de tehditler var. Bu sizin Evet. Fatih Altaylı'ya konuşan Ayşe Ateş programda kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek Erdoğan'a seslendi. Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Ayşe Ateşi de öldürecekler. Haberiniz olsun dedi. Fatih Altaylı'ya konuşan Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in cinayetin hemen öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ulaşmaya çalıştığını söyleyerek özel kalemi Murat Çelik'i aradı. Beni öldürecekler, tehdit ediyorlar diye aramıştı. Çelik, git seni abin kurtarsın dedi. Abiden kastı İsmet Büyük 12 yıl onun danışmanlığını yaptı. Evladım derdi. Abi kardeşten ziyade baba oğul ilişkisi vardı aralarında. Ama gördük ki oturduğu koltuk her şeyin önündeymiş dedi. Sinan Ateş'i ölüme götüren sürecin Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla başlatılan itibarsızlaştırma faaliyetleriyle başladığını belirten Ateş, Sinan Ateş FETÖ'cü, hırsız vesaire suçlamalarında bulundular. Hakaret ettiler. Bunlar daha sonra tehditlere dönüştü. Şimdi geriye dönüp baktığımda görüyorum ki o zamandan Sinan'ı öldürmeye karar vermişler ve bunun altyapısını hazırlamışlar şeklinde konuştu. Ateş, programda kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor, Konuşma, konuşulmaya başlamış. İçişleri Bakanlığı'na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun, dedi. Elinde tesbihle racon pozları keserken kimse sinancı değildi. AKP istibdatının ustalık eserlerinden olan mürteci örgütler Türkiye'deki hiçbir yasayı tanımıyor değerli izleyiciler. Erdoğan'ın da yakın irtibatta olduğu Mürteci Menzil Örgütü'nün Sakarya Karasu'da bulunan kaçak bir tatil köyü olduğu ortaya çıktı. Mürteci örgütün sözde tatil köyünü görüntüleyen CHP'li belediye meclis üyesi Mithat Kandil, sosyal medya hesabından menzilin 70 bin metrekare üzerine kurulu, kıyı kenar kanununa aykırı bir şekilde imar edilmiş olan kaçak tatil köyü paylaşımını yaptı. Bu kaçak yapılaşmaya yetkililerin uygulayacağı yaptırımsa merak konusu oldu. Merhaba değerli Karasullar. Mürteci örgütün sözde tatil köyünü görüntüleyen CHP'li belediye meclisi üyesi Mithat Kandil, menzilin 70 bin metrekare üzerine kurulu, kıyı kenar kanununa aykırı bir şekilde imal edilmiş olan kaçak tatil köyü paylaşımını yaptı. Kıyı kenar kanununa göre kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı, yapı yapılamaz duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazı ve benzer engeller oluşturulamaz. Ege sahillerini işgal eden Kürtçi mafyalardan sonra mürteci örgütler de kıyılara çökmeye başladı. Cevaplarını bekliyoruz. Artık duymaya alışık olduğumuz ama her duyduğumuzda da aynı korkuyu yaşadığımız kadına şiddet haberlerinin sonu ne yazık ki gelmiyor sevgili izleyiciler. Türkiye'de düzgün işleyemeyen hukuk mekanizmaları ve caydırıcı ceza politikalarının olmaması sebebiyle Sokaklar kadınlar için her geçen gün daha da tekinsiz olmaya başlamışken, bir kadın cinayeti haberi daha megakentten geldi. Bir kadın İstanbul'un orta yerinde eli silahlı bir cani tarafından katledildi. Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir şahıs yol kenarında bekleyen kadına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan saldırgansa hala aranıyor. Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi yol kenarında bekleyen kadına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan kadın yere yığılırken saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Şahsın kadını takip ettiğini belirten görgü tanığı ilk önce aralarında bir itiş kakış oldu. Sonra kadın imdat yardım edin diye bağırdı. Sonra adam çantasından silahını çıkardı, bir el ateş etti. Sonra şahıs kadını yerde çevirip dört el ateş etti. Toplamda beş el ateş etti dedi. Türkiye geçen hafta gencecik bir üniversite öğrencisinin sokak ortasında katledildiği olayla sarsıldı değerli izleyiciler. Tertemiz bir Türk genci Balıkesir'de harçlığını çıkarmak için notokuryelik yapmaya başlayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman. Siparişini teslim ettikten sonra 6 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda olan eli kanlı bir cani tarafından 25 bıçak darbesiyle katledildi. Kardeşimiz Ata Emre olay yerinde hayatını kaybederken Yakalanan caninin beni terslediği için bıçakladım savunmasıysa kan dondurdu. Atemre'nin babası emekli albay Erol Akman, 40 yıl üniforma giydim, 25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin bile burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım diyerek yaşananlara isyan etti. 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan mahallesi Emir Sokak'ta meydana gelen olayda bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Atemre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken EÖ tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi. EÖ, Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken EÖ ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Atı Emre Akman'ın cansız bedeni Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalışma başlatan polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö. ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken babası serbest bırakıldı. Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde babamın imam nikahla eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım dediği ve Akman'ın E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı. Atı Emre Akman'ın öğretim görevlisi annesi ve emekli albay babası Now TV'ye verdiği röportajda isyan etti. Baba Erol Akman, 40 yıl üniforma giydim. 25 binin üzerinde asker geçti elimde. Bir askerimin bile burnu kanamadı. Ama ben kendi çocuğumu koruyamadım ifadelerini kullandı. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım. AKP'nin sözde tasarruf tedbirleri genelgesi şatafat merakıyla bilinen Ali Erbaş'ı son model lüks makam aracından etti sayın seyirciler. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında uygulanacak politikalara yönelik bir açıklama yaptı. Kodada lüks araç sevdalısı olarak bilinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı ve kamuoyunda tartışmalara neden olan son model makam aracı tasarruf tedbirleri kapsamında iade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında uygulanacak politikalara yönelik bir açıklama yaptı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan Aoyda A8 marka makam aracı tasarruf tedbirleri kapsamında iade edildi. Açıklamada yer alan tedbirler ise şöyle. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında başkanlık olarak uygulayacağımız tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülaaza edilmiştir. 17 Mayıs 2024 tarihinde resmi gazetede yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında başkanlığımız tarafından ilk etapta Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye ve benzeri alımlar yapılmayacaktır. Başta ateşe müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır. Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır. Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir. Bu bağlamda tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda başkanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir. Kırgızistan'da öğrenci olarak bulunan bir grup Pakistanlı'nın Kırgız bir genç kıza tecavüz ettiği iddiası ülkeye ayağa kaldırdı. İddiaların duyulmasından sonra Kırgızlar adeta Pakistanlı avına çıktı. Olaylarda birçok Pakistanlı yaralandı. Yaşanan arbedeler sonrasında Pakistan vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye başladı. Kırgızistan'da öğrenci olarak bulunan bir grup Pakistanlı'nın Kırgız bir genç kıza tecavüz ettiği iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı. İddiaların duyulmasından sonra Kırgızlar adeta Pakistanlı avına çıktı. Olaylarda birçok Pakistanlı yaralandı. Olaylar sonrasında Pakistan vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye başladı. Kırgızistan'dan çoğu öğrenci 3000'den fazla Pakistanlı ülkesine geri döndü. Pakistan Dışişleri Bakanı İşak Dar İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında başkent Bishkek'te durumun kontrol altında olduğunu ve yetkililerin Pakistanlılar da dahil olmak üzere yabancılara saldıran kişileri tespit etmeye çalıştığını söyledi. Paris'te yaşayan Uygur kadının evine bir grup Çinli zorla girmeye çalıştı. Olay soykırımcı Çin'in eli kanlı diktatörü Xi Jinping'in Fransa ziyaretinden sonraki gün gerçekleşti. Xi Jinping'in gelişi aralarında Gülbahar'ın da bulunduğu Tibetli, Uygur ve Çinli aktivistlerin protesto gösterileriyle karşılandı. Avrupa Uygur Enstitüsü Başkanı Dilnur Reyhan, Gülbahar'ın evinin önünde yaşanan olayı doğruladı ve kimliği belirsiz 8 Çinlinin bulunduğunu belirtti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti sonrası gerçekleşen olay Uygur aktivistlerin güvenlik endişelerini artırdı. Gülbahar Celilova Fransız polisleri tarafından güvenli bir yere taşındı. Uygur haberinin haberine göre olay soykırımcı Çin'in elekanlı diktatörü Xi Jinping'in Fransa ziyaretinden sonraki gün gerçekleşti. Xi Jinping'in gelişi aralarında Gülbahar'ın da bulunduğu Tibetli, Uygur ve Çinli aktivistlerin protesto gösterileriyle karşılandı. Avrupa Uygur Enstitüsü Başkanı Dilnur Reyhan, Gülbahar'ın evinin önünde yaşanan olayı doğruladı ve kimliği belirsiz 8 Çinlinin bulunduğunu belirtti. Reyhan ayrıca Gülbahar'ın olay sonrasında evde olmadığını ancak komşularının Çinlilerin defalarca zili çaldığını ifade etti. Reyhan, olayın fotoğrafını paylaşarak Gülbar'ın bu durumdan çok endişe duyduğunu belirtti. Soykırımcı Çin diktatörü Xi Jinping'in ziyareti sonrası gerçekleşen bu olay, Uygur aktivistlerin güvenlik endişelerini arttırdı. Gülbar Celilova, Fransız polisleri tarafından güvenli bir yere taşındı. Reyhan, benzer yıldırma eylemlerinin giderek yaygınlaştığını ve kendinin de son aylarda bir araba tarafından düzenli olarak takip edildiğini ifade etti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Esen kalın.